Küçük Enis'in teknik direktörlük kariyeri devam ediyor. Futbolculuk kariyerinde dünyaya büyük bir etki bırakmak için yola çıkmıştım ancak ayağımı kaydırdılar. Başta Ancelotti olmak üzere gururumla oynadılar. Ben de futbolculuk kariyerimden antrenörlüğe başladım. İstanbulspor'un başına geçtim. İstanbulspor'un parası yoktu, bütçesi yoktu, küme düşmeye oynuyordu. İlk sezon bir şey yapamadık ama ikinci sezon şahane bir kadro kurdum. Nijerya'dan Akpan kardeşleri buldum. Şahane adamlar, müthiş bir ofansif katkı sağladılar. Portekiz'den Abreu'yu buldum. O nasıl bir çocuktur kardeşim ya. Müthiş yetenek. Güney Kore'den Ahna buldum. Harika transferlerle takım tekrar dizayn ettim ve bir anda şampiyonluk potasının iddialı isimlerinden biri haline geldik. Üst üste maçlar kazandık, müthiş bir ritim tutturduk ancak yönetim maaşları ödeyemediği için bir anda çalkantılı bir döneme girdik. Yönetime dedim benim Ancelotti'den intikam almam lazım, acil maaşları ödeyin. Önce bir güldüler, sonra ödediler. Fakat bu kez de benim biricik forvetim, takımın bir numaralı yıldızı Akpan sakatlandı. Hem de ayı gibi sakatlandı, yani insan gibi de sakatlanmadı yani. Yani çocuk öldü resmen ya. E şimdiki vaziyet ne abi? 24 maç oynamışız. 3. sıradayız. Fenerbahçe'de aramızda puan farkı açıldıkça açılıyor. En azından ikinci olalım bari kafasındayız ama belki şampiyon da olur muyuz lan, belli olmaz. Çok maç var. Bu arada videomuzun destekçisi Gaming Gençlerinin fiyat performans kasası da var. İçerisinde RTX 4060 Ti var. Bu kasadan da videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz. Şimdi ilk yapmam gereken şey, Akpan'ın yerine forvete kimi alacağım? Ona bir karar vermem lazım. Suzuki olur mu forvette? Olur. Aslında bak, büyük Akpan'ı forvete çektim. Suzuki arkasını aldım desen. Ama Suzuki arkada oynayamaz. Suzuki kanada atmak lazım. Böyle oynayacağız herhalde yani. Güney Koreli sen ofansif orta saha oynayacaksın. Akpan, büyük Akpan forvet oynayacak. Bu şu anda daha iyi bir formül aklıma gelmiyor yani. Ulan var ya, yemin ediyorum çok üzüldüm ya. 77 overall olmuş çocuğun yani. Ne güzel gelişiyordu be. 7 ay bizi çok geri attı bu oğlum ya. Bir ay iyiydi de 7 ay çok ya. Forvetsiz bir şekilde Alanya maçına çıkıyoruz. İnşallah büyük Akpan sen yaparsın oğlum şeyler. Senin de bitiriciliğine güveniyorum. Suzuki formayı kaptı ya, hemen show peşinde bak. Hemen nasıl hareket? Senin vereceğim pasa tüküreyim Suzuki'ye. Ali topla çok çıkma Ali. Tekniğin yok senin. Suzuki'ye güzelsin. Suzuki'ye sakin ol. Ne yapıyorsun oğlum Suzuki? Allah aşkına ne bu ya? Manyak gibi niye böyle devam topu üzerine dönüyorsun? Anladık lan, ilk 11'e girdin. Tamam, heyecan yapma ya. Orta saha karşıla, savunma karşıla, Márquez Sendo. Çok güzel oğlum. An çok güzel önüne aldı lan. Hadi oğlum an, yap orada işini. An orada yap işini. Hareketlerin lan sağa sola bir deplase olun. Oğlum Suzuki aldı. Suzuki tekte oynadı. Çok güzel. An bir daha. Oğlum çok güzel Asya paslaşması oldu. Bravo. An bitir bunu. Vur kafa vur. Nerçi nasıl kafa vuracaksın? Daha 16 yaşındasın. Suzuki aldın. Çok iyi kontrol. Saçmalamadan oyna lütfen. Çok güzel kısa. Büyük Akpan ne yaptın? Aman be. Bir daha şunu ortaya. Çok güzel. Ali adamsın. Ali adamsın lan. Ali bak seninle var ya çok gitgelli bir ilişkimiz var. Ali bizim Ortadoğu'dan gelen kaptanımız. Sonradan Türk vatandaşı olmuş kendisi, gayrimenkul sayesinde. Kendisini seviyorum ancak bazen o kadar garip hareketler yapıyor ki yani böyle durduk yere takımda moralleri bozuyor. Bir konuşma yapacağım, herkesin moralini yükselteceğim diyor. Takımın moralini içine ediyor. Pozisyonunu bazen kaybediyor ama bazen de ritmi çok iyi oluyor abi. Harika oynuyor herif ya. Kapattık. Ali, Mali, sıkıyız. Paşatoy çok güzel baskı. Bak gene alan kayboldu. Márquez yapma. Ali karşıla. Ali bak işte bak. Bunu bazen çok iyi yapıyorsun. Aferin oğlum Ali. Kale ama seni sevmiyorum, onu söyleyeyim. Vallahi sana hiç ısınamadım. Olmuyor yani senin. Seni en yakın zamanda göndereceğim. Kapattık. Paşatoy çık adamın üzerine. Bak yine topu. Şov yapmayın oğlum. Şov yapmayın. Açıyı kapattık. Ali karşıladın. Ali çok güzel karşıladın. Ali. Os. Ara pası şahane. Gol daha şahane. Akpan bitir bunu. Akpan. Adamsın Akpan. Büyük Akpan sana güveneceğim biliyordum oğlum. Alamdi. Sen de oğlum orası. Alamdi yapma. Ali Alamdi. Orada iyi bir ortada uyumu yakalayın ya. Ali karşıla. Oha oğlum bu 7 numara kim ya? Bu nasıl bir ara pası lan? Yani şampiyonluk yolunda belki iddiamız olmayabilir ama abi ikincilik için galibiyet çok önemli oğlum ya. Abreu yap bir şeyler Abreu. Bak küçük Akpan yokken Abreu takımın yıldızı sensin aslında. Çok güzel pas. An bitir bunu. Şut gelişmen lazım ya. 16 yaşındasın. Bir şey demiyorum ama yakında büyüyeceksin. O zaman ağzına ederim yani. Kes içeri. Çok güzel. Márquez. Stoperlere bak. Kule maşallah kule. Savunma desen sıfır. Boy desen maşallah. An aldın topu oğlum önüne. An kaç Abreu. Abreu nefis aldın. Abreu bitir bunu. Abreu ne olur bitir bunu. Çok güzel pas. An vallahi şutun kötü diye gol attın ha. Savunmaya çarpmasa oradan hiçbir alt olmazdı ama güzel. Puan durumunda Beşiktaş berabere kalmış. Güzel abi, Fener kazanmış. Hey Allah'ım ya. Trabzon'la yapacağız. Trabzon'u yenersek Beşiktaş gene puan ikinciliğe gideriz biz ya. Büyük Akpan aldın oğlum. O nasıl bir kafayla geri dönmek oğlum? Manyak mı? Suzuki topun üzerinden. Suzuki ne yaptın? Bitir Aguilera bunu. Aguilera yapma. Abreu seni solda kullanacağım oğlum. Abreu sen çok iyisin. Adam gibisin. Bunu istiyorum senden işte ya. Sen Portekiz'in yeni Cristiano Ronaldo'su olacaksın oğlum. Hatta onu bile geçebilirsin lan belki. Hakikaten çok potansiyelim var lan. Ya hızlanma mükemmel. Roket gibi sol ayağın var. Yani var ya sendeki potansiyeli benden başka kim görüyor bilmiyorum ama yakında herkes görecek. Bak müthiş ara pası attı herif ya. Abi çok ara... Al işte. Ya ara pasıyla çok rahat deliniyoruz ya. Bir şey de diyemiyorum. Mükemmel ara pas atıyor herifler ya. Ne oldu? Skill atlaması mı oldu tüm Türkiye Ligi'nde? Ben anlamadım ki. Abreu birebir de yersin onu. Yersin tabii onu. Yürü oğlum yürü. Yürü soldan harika. Soldan harika. Akpan koş içeri. Akpan sen gelene kadar. Sen gelin lan. Onu bile sokuyor herif ya. İşte bunu diyordum sana ya. Aguilera verdin. Büyük Akpan. Büyük Akpan. Gerçi sağda bir Akpan kaldı zaten. Akpan çok güzel. Abreu aldın oradan Abreu. Yap bir şeyler Abreu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Daldın çıktın. Daldın çıktın. Harikasın. Harikasın. Gör bir açıyı. Gör bir açıyı. Gör bir açıyı. Oy pasının güzelliğini yerim ben senin. Aguilera sen de harikasın oğlum. Bak Fofana bunu işte o kadar yapmıyor. Şu boş koşuları güzel atıyorsun ya. Duran toptayız. Tehlike Alisendo. Bravo. Bravo. Karşıladık. Seken topa bas abi. Seken topa pire. Pires hızlı bak yine pires yapacağız derken alalım. Ya vallahi ben bu ya savunma ya kaleci birini vuracağım artık yani. Ha, oturup konuşmayacağım direkt vuracağım yani. Yok etmek istiyorum artık birini. Orta saha sıkılaş sıkılaş. Oğlum daral bak yine daralırken pozisyon verdik ya bak. Ulan Mario'yu soktu sandım ha. Kapat kapat bomboş kaldı. Bak herif yine çıkarttı oğlum şu herife attırdınız işte. Dikkat arkası gene ooo savunma açık verdik çeviriyor be kardeşim mübarek Allah'tan herif yani acele etmedi acele etse ayvayı yemiştik Cem gene kaleci al işte bir tane daha yedik alkış herkese alkış Beşiktaş kazanmış abi Fener gene kazanmış ya bu Fener kaybet lan artık biz 47 ikincilik şansımız da azalıyor ondan sonraki maçta Kayserispor'la içeride oynadık neyse ki o maçta iyi performans sergiledi takım yani biraz benim tribimi görünce herhalde oynayalım abi ayıp olmasın dediler oynadılar güzel bir galibiyet aldık ardından Başakşehir'le karşılaştık ilk maçı 2-1 kazanmıştık ya çift maç yapmışlar Türkiye Kupası'na ikinci maçta da çok zorlamadan kısa sürede paketledik yani Başakşehir'i bütün üstüne çıktık. Türkiye Kupası'nda bu arada arzuluyorum onu söyleyeyim. Olur da bir şey olur ligde aşağı düşelim falan filan en azından Avrupa yolumuz olsun yani Türkiye Kupası sayesinde. Ve Fenerbahçe maçı ha işte hele şükür ya en azından puan kaybedebileceğiniz bir maç yani kimse yenemiyor bari bizi yenelim lan. Gerçi bunda iddialı konuşmak kadar doğru bilmiyorum yani. Ama aynı renk üst giyip çıksaydık yani bu kadar inşallah takımdakiler anlayabilir kim kim olduğunu yani. Bana çok karışıyor. Bak duran topta oradan buradan şut atmasın bu herifte. Bu ne bu şimdi? Pas çıkartıyor. Oradan gol mü? Hah kale yani oradan yeme bir zahmet teşekkür ederim. Alamda yürüdün, alamda yürüdün. Suzuki kaç, Suzuki kaç. Çok güzel, çok güzel. An, merkezdesin aldın. Yap orada. Çok iyi pas, çok iyi pas. Akpan, büyük Akpan tamam. Sevinmiyoruz, sakin oluyoruz. Seviniyoruz ama dozunda seviniyoruz çünkü daha bitmedi. Gol yememiz de meşhur bir takımız abi. Her an yiyebiliriz, sakin. Abreu aldın topu. Abreu koşu gösterin. Büyük Akpan aldın. Büyük Akpan kaybetmiş. Alamda yürü, alamda yürü. Var ya seni bu ofansif katkın için aldım zaten. Şu işleri iyi yapıyorsun alamda. Bravo. Sakin. Suzuki aldın topu. Çok güzel. Oradan mı? Oradan oluyor mu lan? Oradan buluyorsa niye atmıyordun oğlum hep? Bileydim daha fazla vur derdim ben sana ya. Vallahi en zorlu rakibimiz ha. İlk yarıdan 2-0 yaptık lan. Yemeyiz inşallah oğlum. Ne olur yemeyin lan. Ali Márquez vallahi sıkı durun ya. Suzuki yardırdı. Suzuki alamdi koşacak. Alamdi koşacak. Offside yok hocam. Offside yok. Akpan göster kendine. Biriniz kendinizi gösterin. Alamdi tek başına git. Ah. Ulan güzel güzel kızmıyorum güzel. Dikkat dikkat hiçbirinde tanımıyorum bu adamların bak yine araya saldı ya kale çok kolay gol yiyorsun ya Abreu yürüdün Abreu önüne çık Abreu vuracak mısın lan çok güzel yana çıkarttın Suzi versene oğlum tekte versene tekte niye vermiyorsun ya tekte versen bitti mevzu Japonsun lan akıllı düşün aman abi Ali kapat hızlı kapat bak kartın var oğlum dengesiz girme kartın var alam bir kaptınız lan 3 kere topa dokunuz 3'üne de kapamadınız ya Aydınlık diye soy isim ne güzel isimmiş lan o dikkat bak ne yapıyor hareketlere bak hareketlere oğlum senin şovunu yerim ha Ali aferin Ali indireceksin orada ama sert girme sakın Abreu, Paşatoy sakin bak paniği seziyorum yapma Abreu sakin Abreu sakin tekniğine güven oğlum bak sen çok yeteneklisin lan bak bravo incesin oğlum sen bir kere sen incesin harika yurdun lan soldan yardırır mısın gir oğlum oradan içeri gir içeri kaçın lan boşa bak Suzuki boşta ulan kaleye mi düşünüyorsun orada Akpan vur Akpan vur Allah aşkına ya indirin vurun ya kapattık Márquez çok güzel Abreu'ya nefis gördün bugün adamsın ha bugün çok iyi oynuyorsun Abreu yürüdün açın yok ne yapacaksın tabii ki de gol atacaksın lan Portekiz'in yeni Cristiano Ronaldo'sun sen müthiş girdi içeri müthiş bıraktı helal olsun sana Abreu lan valla seninle gurur duyuyorum bu maçı koparttın bize valla bizim için rüya gibi galibiyet oldu Fenerbahçe yendik yani maçtan sonra Akban'da ziyarete gittik evinde hazır Fener'i de yendik yani modumuz yüksek bir gidelim dedim yani abi eve bir gittik çocuk depresyona girmiş bitmiş ağlıyor oğlum dedim kendine gel lan ne oluyor hocam dedi benim kariyerim bitti dedi ben artık dedi, ne yapacağım dedi bilmem ne lan dedim dur burada dedim kaç kere sakatlanmış masterpiece bir topçu var beni kimler aşağı çekmeye çalıştı kimler indirmeye çalıştı da pes etmedim dedim çalıştım çabaladım daha iyi yerlere gelmek için elimden gelen her şeyi yaptım dedim tabi böyle deyince yavrucak bir sevindi depresyondan çıkar gibi oldu hocam dedi sonuç ne oldu dedi ne olacak tabi dedim İstanbulspor'un teknik direktörü oldum dedim orada diyeceğim tekrar üzüldü niye üzüldüğünü anlamadım hayırdır lan bir zorun mu var İstanbulspor'la vallahi keserim ikiniz de abi kardeş ha Fenerbahçe'den Kayserispor karşısına çıktık orada da abi teklemeden sorunsuz bir galibiyet aldık ondan sonra Antalya'yla karşılaştık 20. dakikada Akban'ın müthiş golüyle iş çözdük bitirdik abi orada bir galibiyet aldık yani küçük Akban'ın sakatlanması beklediğimden daha az etkiledi takımı o yüzden memnundum. Ama küçük Akban'ın benim için şöyle bir önemi vardı o benim için geleceğe yatırımdı. Yani bu sene geliştirip seneye asıl performansını vurduracaktım sakatlanınca o gelişim yarım kaldı ona üzülüyorum. istiyorum. Gelişim deyince şöyle bir gençlere bakalım ya. Bak German Sanchez var. Almanın dibi herhalde. 45 overall var çocuğun ama potansiyeli çok yüksek. Oğlum sen niye 45 overall'ın var şu anda potansiyelin bu kadar yüksek lan? Senin mevkin yanlış lan. Senin stoper oyna demişler ama driplingin falan da 77. Dripling 77 stoper mi olur lan? Hızın da 72. Defansın 38 lan. Senin yerin stoper değil ki. Ana çocuğu orta sahaya çektik. Çocuk bir anda 64 overall'a çıktı 17 yaşında lan. Oğlum gel lan. Gel seni A takıma alayım lan. Hayvan gibi bir şeysin sen yani. Sen bayağı potansiyelisin. Gel bakayım. Evet Sanchez'i yedeklere kattım. Şu an ilk 11'e koymam ihtimalim yok ama yedeklerde bizim için alternatif olacaktır. Fofana ile Akpan hala sakat. Fofana problem değil de Akpan işte üzüyor bizi. Ligde de fırtına gibi esmeye devam ediyoruz yani. Adana Demir'i çok rahat bir galibiyetle geçtik. Ulan takım bayağı iyi oynuyor ya. Golliyoruz falan ama çok da gol atabiliyoruz. Herhalde maaş konusunda bir sıkıntı çekmeyince takım tekrardan ritmini buldu. Büyük Akpan da gol krallığında bir numaraya oturmuş. 31 maç 23 gol yavrum benim ya. Forvet arkasızken de gol atıyordu. Forvete geçti hala gol atıyor. Senin de hakkını yemek istemiyorum yani de küçük Akpan başka bir topçu be oğlum. Lige bir ara çünkü Türkiye Kupası'nda yarı final maçı var. Ankara Gücü'yle eşleştik. Bence güzel bir kura abi. Dişimize göre bir rakip. Paşatoy, Abreu göster koşunu. Abreu göster koşunu. Çok güzel. Bak kanatlar işte. Başından beri hücumda şu kanatları kullanmanızı istiyordum. Kullanmaya başladınız en sonunda. Abreu yürü. Abreu ne yapıyorsun lan? Oğlum sen var ya sen de var ya kendimi görür gibiyim yemin ediyorum. Çok iyisin lan. Maçın hemen başına attığımız golle abi müthiş bir skor avantajı elde ettik. Sonra takım şiir gibi oynamaya başladı yani Ankara Gücü'nü çok rahat bir şekilde yendik. Ligin ortasında yaşadığımız düştükten sonra takım bu kadar yükselmesi bir garip geldi lan. Aferin lan dedim takıma, gurur duyuyorum sizle. Ali dedi ki hocam teşekkürler ama bence de takımda hala bazı problemler var yani bazı sıkıntılar. Ali dedim susar mısın lütfen? Bak kaptansın diye boş konuşma yapıyorsun. Ya sırf konuşmak için konuşma lan. Şu konuşma şeyini sakla, gerçekçi yerlere sakla yani. Ya dünyanın en kötü motivasyon konuşması yapan kaptan olabilirsin ya. Bir de maçta Sanchez'e şans verdim yani, ne yapıyor ne ediyor çocuk diye. Çok ağır bir çocuk, hızlanması lazım, orta saha için biraz zayıf yani. Hadi o kısmı geçtim, maçtan sonra gitmiş demeç vermiş. Lan sen niye demeç veriyorsun oğlum, sen daha yeri gelmedin mi ya, bir sakin ol lan. Ben sana dedim mi git konuş diye. Hocam heyecanlandım, mikrofonu görünce konuşmak istedim diyor. Ne dedin diyorum oğlum. Yıllarca kendimi stoper sanmıştım, hoca sağ olsun mevkimi buldum dedim. Daha dur lan, daha bir maç oynadım, daha seni yeni mevki değiştirdik. Belki orası senin mevkin değil. 64 overall'ı görünce hemen niye gaza geliyorsun oğlum, bir sakin ol lan. Ligde Sivasspor deplasmanındayız, bu deplasmanda da güzel bir oyun sergiledik, galibiyeti cebimize koyduk. Heh geldik bir zor maça, Galatasaray'la mücadele edeceğiz. Galatasaray'da 57 puan daha abi, arkamızda hemen geliyor. Aramızda çok puan farkı yok. 5 maç kalmış. Bu puan farkı eskaza kapanır vallahi. Güzel taraf şu, Beşiktaş'ta Fenerbahçe olan puan farkı gittikçe erimiş. Bak Fenerbahçe'ye bayağı yaklaşmışım lan. 5 maçta 7 puanlık bu fark erir mi ya? Oğlum bir acayip oldum ya. Şampiyonla oynamak falan tek olarak bir garip geldi. Üstelik şampiyon olma ihtimalim de artıyor. Şu Galatasaray maçını kazasız geçelim çocuklar. Bir galibiyet serisi yakaladık. Bu seriyi devam ettirelim lan. Abru'ya baksana abi, gelişmiş ya. Çocuk iyi gelişiyor. Abru soldan yürüdün. Çok güzel. Çok güzel. Yap şovunu oğlum. Yapsana serbest. Yapsana serbest. Sana serbest. Bravo. Paşatoy. Paşatoy. Çok güzel. Çeh aldın, verdin Aguilera, sakin, sakin Aguilera, sakin Aguilera, sakin oğlum. Fofona'yı değil, seni övdük diye senin de şımardın, orada top kaybedilir mi ya? Bak Şahin de orada, küçük Şahin, ulan küçük Şahin. Kapattık, kapattık. Yeboa'ya dikkat, bu Yeboa beni korkutuyor abi. Simiç'e dikkat, bunlara dikkat. Bak bunlar tehlikeli herifler, ben bunlarla oynadım, ben bunları biliyorum. Bravo kale, aferin lan. Alam diye Suzuki'ye verdi. Suzuki bak abi etrafına, bak etrafına. Offside takamayın. Çok güzel pas. Alamda harika çıktın. Alamda bunları iyi yapıyorsun. Alamda verdin. Abi bitirdin lan. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Nerede bunların bir tane kelleri vardı 10 numara. Çok güzel çocuklar. Çok güzel. Sakiniz. Savunmayı sıkı yapıyoruz. Çok kolay gollemiyoruz. Küçük Şahin. Bak ofansif orta saha oynuyorsun. Oyun kuruyorsun. Bak hareketlere bak. Ya oğlum gelişmişsin güzel ama hala benim gölgemdesin. Ali Márquez sıkı. Ali Márquez kulesiniz oğlum. Şurada sakın. Şurada sakın. Dikkat dikkat dikkat. Abu Ali ne yaptın lan, küçük Şahin üzerinden çıkıp kafa vuruyor. Ali dikkat, bak küçük Şahin'e bak, bak bak seni nasıl ters aldı, bak görüyorum orada, bak vurdurtma şu herife kafayı. Ali kafayı herife vurdurtmayacağım diye kendi kanına gol atacaktın neredeyse ya. Yeboa'ya dikkat, sabahtan beri kıpır kıpır orada herif, adam geçeceğim diye Márquez'i güzel karşıladın, sakin. Paşatoy içeriye bak, bak bak bak, alan değişim küçük Şahin. Güzel dışarı çıkarttı, sıkıntı yok, karşıladık, araya kaçmasın, araya kaçmasın, çok güzel müdahale, bravo. Bak araya kaçmasın ya. Biliyorum abi, şu araya kaçırmayın şu herifleri. Abru aldın. Sakin beyler, sakin. Moral bozmayın. 1-1. Buradan şey yapabiliriz. Oyun üstünlüğünü kurabiliriz tekrardan. Abru çok güzel. Dikine dikine. Abru ne yaptın? Abru ne yaptın? Abru ne yapıyorsun? Abru ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Abru. Oğlum sen neler yapıyorsun benim yakışıklı çocuğum? Sen benim evladım olacaksın lan böyle gidersen. Var ya hemen cevap vermemiz çok iyi oldu ha. Abru yemin ediyorum seni var ya tutmak zor olacak ha böyle giderse. Sezon sonu sen yani kalacaksın her türlü seni ikna ederim ben de. Ama yani çok göze batmaya başladı. Oğlum sakin. Abru bak 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 bak, yine hareketlere bak. Bak 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 bak. Bak vermiyordu topu ha. Vermiyor da hiç. Çalım atamasam da top kaybetmem diyor yavrum benim. Top yapışıyor yana senin ya. Çok güzel çektin savunmayı bu arada. Büyük Akpan kanadı aç oğlum be. Hah. Büyük Akpan sakin. Oğlum bir panik yapma lan, sen Büyük Akpan'sın, küçük düşünme. Herife bak yaldırdı resmen. Yani bunlar nasıl kanatlar almışlar ya, adamlar var ya, atlet gibi mübarek. Bak topu yemez Ali. Ali yemez kardeşim. Ali bu numaraların olduğu yerden geldi kardeşim. Yemez. Kontraya çıkar mıyız? Suzuki kaç. An kaç. Suzi yürü. Suzi yürü. Deparını kullan. Deparını kullan. Çok hızlı olmasana tekniğim var. An bastın aldın. Bastın aldın. Sakin. Büyük Akpan. Büyük Akpan tek harika verdim. Abreu. Abreu. Sakatlandı. Sakatlandı. Bir şey olmadı değil mi oğlum? Oğlum bir şey olmadı değil mi sana? Abreu. Abrum. Hemen çık oğlum. Hemen çık oğlum. Allah'ım şu an Galatasaray'ı yenmek benim için hiç problem değil. İstersen gerilelim ama ne olur Abreu. Oğlum zıplama. Sevinirken sakin sevin. Bak coşkulu sevinme. Sakatlanmadın değil mi lan tamamen? Maçı bu arada kazandık. Kazanır kazanmaz Abru'ya baktım. İyi misin lan dedim. Abi dedi iyiyim. Sıkıntı yok. Lan abi değil oğlum. Küçüksün diye mi bunları bilmiyorsun? 18 yaşındasın diye bir şey demiyorum da ben abi miyim lan? Oğlum hocayım ben. Ankara Gücü'yle kupa maçını rövanşını da yaptık. 3-1 kazandık yani. Finalde kimle oynayacağız abi? Galiba Konya ile oynayacağız. Güzel lan. Bayağı kupayı alabiliriz ha. Herkes elenmiş yani. Oo Beşiktaş maçı. Geldik o maça. Üstelik Beşiktaş kaybetmiş gene. Ulan Fener'de berabere kalmış ha. Oğlum bir dakika işin rengi değişmeye başladı. Fener 76 puan. Biz 71 puan. Beşiktaş 70 puan. Bir saniye. Şampiyonluk sesleri mi yükseliyor İstanbul'da? Çe. Oradan vuruşlarım var Çe. Çe o ne lan? Allah belanı vermesin. O ne oğlum ya? Çok güzel indirdin ama bravo. Abreu çıkarttın. Suzi bitir. Sertsin, güzelsin ama kalecinin üstüne vurma şunu. Abreu aldın. Abreu sakin. Çok güzel, çok klas, çok elegant geçtin lan. Oğlum içeri koş. İçeri koş. Bravo vur. An, Allah seni kahretmesin. Vallahi yaşına başına bakmayacağım. Ama şimdi dilerler ki çocuk dövüyor. O yüzden bir şey demiyorum şu an ama 18 yaşından sonra bunları yaparsan çok pis konuşuruz. Akpan tek top çok güzel. Abreu birebir de yersin Abreu. Yedin daha önce gene yersin. Abreu çok güzel indi çizgi. Abreu ne olur çıkar dışarı. Abreu çok güzel çıkarttın ah be. Ah be oğlum bastık Aguilera vur. Aguilera ne yapıyorsun? Orası kaldırma yeri mi oğlum? Ha? Alakasız yersiz yerlerde kaldırma şunu. Yürüdü. Jakobsen'e dikkat. Ali kapattın orayı. Arka kale sende. Oğlum bu nasıl uyduruk bir gol lan? Herif topu yani lüp diye aşırttı. Herkes de izledi mi yani? Kimse demedi mi ben buna müdahale edeyim diye? Açık alanım var abi. Ahna çok güzel verdin. An sakin. Hızını kullanma. Aklını kullan. Of pasını yerim senin. Senin pasını yerim. Bravo. Bravo. Beraberlik yetmez ama çocuklar. Bak Fener'i yakalamaya çalışıyoruz. Galibiyet lazım. Haydi. Jakobsen'e dikkat. Jakobsen var ya yürüdü geçti. Hernandez ortaya. Aa, oy aman. Paşatoy vurdurma. Paşatoy aferin. Çünkü o hava toplarından biz gol yediğimiz çok oldu. Yani yalnız herifler ortalardan inanılmaz isabetli kafa vurabiliyorlar. Paşatoy son saniye hata olur mu lan Paşatoy? Çok güzel çıkartın Abreu. Al karşıda birebir Abreu. Abreu ne yaptın? Abreu neler yapıyorsun? Abreu bitir. Ulan var yine şovunu yaptın derecik adam da aferin lan. Sakinsin. Çok güzel pas ana. An. Şut geçtiksin. Demek ki dövmek değil ama dövme tehdidi işe yarıyor demek ki. Eski usul koştuk işe yarıyor demek ki bazı yerlerde. Aferin oğlum Güney Koreli benim. Bak kontrole bak. Vuruşa bak. Gol beklentisi sıfır. Müthiş vurmuş. Gerçi kalecinin de biraz patatesli ama goldür. Suzuki sakin. Küçük adımlar. Bekle arkadaşların çok güzel. Akpan'ın alanı var. Akpan koşu. Şimdi içeri koşu. Doldur içeri. İçeriyi doldur. Akpan ne yapıyorsun be oğlum ya? Oo Abreu izden gaza geliyor. Aguilera harikasın. Farkı iki yaptı maçın fişini çekti. Değil mi artık? Savunma sıçmazsan maçın fişini çektik diyebilir miyiz? Bence deriz. Fener kazanmış mı? Kazanmış. Hey lanet ya. Of Beşiktaş'ta puan farkımız açıldı. Güzel ama Fener'in kazanması işime gelmez. 3 maç kaldı. Aradaki puan farkı kapanır mı lan? Kapanmaz lan 3 maçta. Bari ikinciliği korumaya çalışalım. Tam bunu dedikten sonra Başakşehir maçına çıktık ve Başakşehir maçında ağzımızın payını aldık. Arka arkaya süren galibiyet serimiz Başakşehir maçıyla beraber son buldu. Çünkü Başakşehir bize resmen tıklattı. Tabi böyle olunca şampiyonluk umutları da suya düştü. Şu an olay ikinciliği korumak. Ulan Başakşehir'de kaybedecek yer mi yani şu an? Tam gaz almışız. Rüya gibi sezon geçiriyorduk yani içine ettiniz. 90+2'de de şunu kurtarma kaleci yendim. Onu ye artık. Tabi Beşiktaş fırsattan istifade çat diye kazanmış. Fener'de kaybetmemiş. Yani maç eksiği varmış. Ben de kaybetti zannettim ya. Bizim 2 maçımız kaldı. Fener'e artık yani imkanı yok birinci olmamızın. Şu an ikinciliği korumaya çalışacağız. 2 maçta kaybetmeyeceğiz. İkinciliği koruyacağız değil mi çocuklar? Hocam izninizle ben şu an şu noktada bir şey konuşmak istiyorum. Sen konuşma evladım. Sen lütfen şu anda konuşma. Şu an içeri değil lan. Neyse ki Ankara Gücü maçını sorunsuz geçtik. Ardından son maça kaldık abi. Konya deplasmanında. Burada da kazanırsak mevzu bitti. Aramızdaki puan farkı 1 çünkü. Dikkat içeriye. Bravo. Çok güzel Aguilera. Karşıladın. Savunma. Seken topu aldık. Oğlum bak alan boşalttınız gene var ya. Gene bak Paşatoy sen şu çalımı yeme bari oğlum ya. Heriflere bak dalga geçiyorlar. İçeride yemin ediyorum dans etti herkes ya içeride. Oğlum şu topu alın artık. Ya bu nasıl bir organizasyonsuzluk? Bu nasıl bir dans etmeye izin vermek? Son maç ulan şu maçtan galibiyet alacağız bitecek. Abreu çok güzel. Abreu bitir Abreu yapma be. An aldın. Çok güzel pas. Çeh. Hocam penaltı. Bravo Çeh. Abreu sakin. Abreu yaptın bu işi. Abreu seken toplam. Allah. Neyse bir şey demeyeceğim yavrum benim. Evladım benim. Sinir yapma daha erken koparırız maçı. Abreu aldın. Abreu daldın Abreu. Abreu kaybettin. İyice kontrolü kaybettin Abreu. Kanat bomboş kaldı lan. Ali içeri tut. Ali kendi adamını tutmuyorsun. Ali adamın kaçtı. Bak. Ya bak işte ya. Ali kendi adamını kaçırdı. Alamdin'in kafası karıştı ya. İçeride niye değilsin abi sen? İnanılmaz. Dakika 22-0 oldu. Bunlar var final başında yemin ediyorum elleri ayakları birbirine dolaştı ya. Panik yaptılar çocuklar. İkinci olacağız diye heyecanlandılar. Alamdin vur oradan vurmadın. Çe sen vur lan. Çe sen vur lan. Vur lan vurursun. Vurdan artık lan. Hay vuracağını açıya sokayım. Oğlum süre azalıyor. Bas Çe orada al artık. Bas al artık orada. Bak dikkat dikkat. Hemen basıp hızlı hücuma çıkmamız lazım lan. Biraz panik oynamayın ama yani. Ali gene bak gittin. Ta alanı boşalttın. Alanı boşalttın. 3. golü yedirdin bize. Allah belanı vermesin Ali ya. Son maçta kaybettik. İnanan ulan size ne diyeceğim ben şimdi? 5-1 kaybettik son maçta. 5-1. İkinciydik lan. Beşiktaş kazanmıştır kesin zaten. Üçüncülüğe düştük. Şampiyonlar Ligi'ne gidecektim. Ancelotti'ye kapatacaktım. Ne haber lan Ancelotti diyecektim. O da sen kimsin diyecekti. Hatırlamadım mı? Küçükken isteyecektim. Tüm hayalimin içine sıçtınız. Aferin size. Ama Beşiktaş kaybetmiş. İkinci olduk lan. Lan ikinci olduk lan. Tüm sözlerimi geri alıyorum. Aferin lan size. Bu hiç beklemediğim ikinciliğin ardından Türkiye Kupası finalinde yine Konya ile karşılaştık abi ve bayağı rahat bir galibiyet aldık. Fakat ben maçta değildim çünkü sevinçten yani etrafta o kadar çok koştum ki maça gitmeyi unuttum. Fakat Türkiye Kupası açıkçası tamam güzel bir şey kupa kazanmak eyvallah ama hiç önemli değil benim için çünkü artık şampiyonlar gibi biletimiz vardı lan. Oğlum İstanbulspor geçen sene 19. bitirdi ligi. 19. Bak bu sene takımı öyle bir kurdum ki öyle bir yapılandık ki abi öyle yetenekler geldi ki o yeteneklerden biri sakat olmasına rağmen biraz da şansın yardımıyla ikinci olduk lan. Seneye ne yapacağız abi? Seneye Şampiyonlar Ligi'ndeyiz kardeşim. Müthiş bir oyuncu kadrosu, müthiş bir yapılanma, harika işler yapacağız. Ve bu sevincin üzerine abi yönetim geldi, başka bir haber verdi bana. Dedim bak gene kötü bir haber vereceksen vallahi bozuşuruz. Yok dedi biz seni dedi çok sevdik dedi. Sen dedi müthişsin dedi. Hiç beklemiyorduk dedi. Harika başarı yakaladın. Sen bunu nasıl yaptın ya dedi. Tamam dedim yalakalanmayın kalacağım takımda gitmeyeceğim bir yere merak etmeyin. Benim hedeflerim var. Burada hedefleri gerçekleştireceğim. Oh dediler. Biz zaten senin kalman için özel bir şey hazırlamıştık. Ne hazırladınız dedim. Stadyumun adını dedi Küçükeni Stadyum koymaya karar verdik. Vay 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 vay. Küçükeni Stad yazıyor burada. Stadyumu yazmıyor. Sığmadı dediler. Harbi sığmadı ha. Stadyum sığmıyormuş Küçükeni Stadyum. Yeni sezona buradan aldığım moralle bomba gibi gireceğim. Müthiş transferler yapacağım. Müthiş gelişeceğiz. Müthiş yetenekler daha katacağım takıma. Ya bunu söylerken yönetim gene araya girdi. Yalnız dedi o konuda bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı olabilir oğlum dedim. Paramız var artık. Şampiyonlar gibi bileti var diyorum ya. Para hayvan gibi akacak. O doğru ama daha bir para kazanma şansımız var. Nasıl var lan? Oyuncularımız bayağı isteyen kulüp var. Ya istesinler satmayacağız ki. Ama çok büyük paralar veriyorlar. Ya ne kadar verebilirler lan? Ne kadar verebilirler? Hiçbir paraya oyuncumu satmam kardeşim. Vallahi emin olmayın toplamda 100 milyon dolara yakın teklif aldık çünkü. Kaç ne? 100 milyon dolar mı? 100 milyon dolar mı? Benim oyuncularıma 100 milyon dolar mı teklif ediliyor lan? Oğlum bir dakika satma. Lan oğlum sakın satmayın lan. Lan lütfen satmayın lan. Satsak mı lan yok. Lan oğlum bir dakika lan çok fazla dikkat çektik. Gelelim videomuzun destekçisi Gaming Gen TR'ye. Gördüğünüz gibi ekrandaki kasa Gaming Gen TR'nin yeni fiyat performans kasası, Nvidia'nın son nesil ekran kartlarından Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti bulunuyor içerisinde. Bu Asus ekran kartının içerisinde 2 eksen teknolojili fan, amiral gemisi ekran kartlarında bulunan soğutma performansını 2.5 yuvalı karta taşıyor. Bu GeForce RTX 4060 Ti 8 GB DDR6 belleğe sahip ve 128 bit veri yolu sunuyor. Ayrıca tabii ki de DLSS 3 ve RTX teknolojilerini de destekliyor. DLSS teknolojisinin en güncel hali olan DLSS 3 önceki sürümlerinden alıştığımız çözünürlük arttırma işleminin dışında artık tamamen yeni kareler oluşturarak oyun performansını gözle görülür biçimde arttırıyor. Ya zaten arttırıyordu şimdi daha da arttırıyor yani. Sadece çözünürlük yükselterek performans artışı sağlamıyor. Yapay zeka desteğiyle iki kare arasını doldurarak oyunlardan aldığımız FPS değerini direkt böyle fırlatıyor. Ray Trace teknolojisini zaten biliyorsunuzdur. Işın izleme teknolojisi kendisi eğer destekli oyunları oynarsanız RTX'de açarsanız abi daha gerçekçi ışıklanma detayları, gölgeler ve yansımalar görebiliyorsunuz. Işıklandırmaya ilgili detaylar böyle gerçek zamanda oluşturuluyor ve ortaya oyunun atmosferini güçlendiren gerçekçi görüntüler çıkıyor. Ayrıca bu ekran kartında şöyle bir detay da var. Asus'un içerisinde kullandığı iki eksen teknolojili fan sayesinde daha az alanda daha yüksek soğutma performans sağlıyor ekran kartı. Bu ekran kartına eşlik eden bir AMD işlemci de bulunuyor bilgisayarda. AMD Ryzen 5 7500F 6 çekirdek ve 12 iş parçacı ile günlük kullanımından teknik programlar ve güncel oyunlara kadar tatmin edici bir performans veriyor. Bu işlemci Asus Dual RTX 4060 Ti ekran kartıyla bir araya geldiğinde performans olarak memnun edici performans elde edeceksiniz. Ayrıca AM5 soketi sayesinde gelecekte işlemci değiştirmek istiyorum diyenler için yükseltme imkanı da var. Bu soketin üzerinde bulunduğu Asus Prime anakartta son nesil RAM teknolojisi olan DDR5 bellek teknolojisiyle uyumlu bir anakart. Kapsamlı soğutma çözümleriyle akıllı ayar seçenekleriyle abi günlük kullanıcı ya da kendi bilgisayarını toplayan kişilere de birçok özelleştirme seçeneği sunuyor. RAM tarafı da dediğim gibi son nesil DDR5 RAM tercih edilmiş. Tek modülde 16 GB bellek kapasitesinin bulunduğu bu RAM'ler sayesinde ileride bir 16 GB daha eklerim bilgisayara upgrade yaparım diyenler için de alanınız var. Sistemin toplandığı kasada ayrıca 650 Watt güç kaynağı 500 GB kapasiteli bir SSD bulunuyor. Kasamızın oldukça başarılı bir soğutma performansı var. Ayrıca RGB ışıklandırmayla da şık bir görüntü sağlıyor. Eğer yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı arıyorsanız açıklama kısmına bıraktığım bağlantı üzerinden Gaming Gen TR'nin bu fiyat performans kasasına göz atabilir, inceleyebilirsiniz bilginize.